Tek konumuz var, demokrasi. Tek konumuz var, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye. İçişleri Bakanlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurumu'nun elinde de yok ifadeleri üzerine açıklama yaptı. Yüksek Seçim Kurulu hukukun üstünlüğünü mü yoksa iktidar sahiplerinin üstünlüğünü mü savunacaktır? Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiği, aksi takdirde kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü bakanlıkça suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ise ellerindeki bilgilerin yasal olduğunu, yasaya aykırı bir durum söz konusu olmadığını belirterek, YSK'dan bize verilen seçmen listelerini alıyoruz ve bunlar üzerinde çapraz kontroller yapıyoruz. Genel başkanımız da kendi yaptığımız bu çapraz kontrolleri kastetti, dedi. Gıda fiyatlarında fahiş artışlar devam ederken geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki ürünler için indirim talimatı gelmişti. Erdoğan bugün yaptığı açıklamasında et, süt, yumurta, ayçiçek yağı, şeker gibi 30-40 kalem üründe daha indirim yapılacağını açıkladı. Bu indirim piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. İfadelerini kullanan Erdoğan, 1300 market var Tarım Kredi'de. Bunun yanında diğer özel sektöründe sayıları fazla. Onlar ne yapar bilmem ama biz yapacağız, dedi. (Gülüyor) 2005 yılından bu yana her sene Balıkesir'de yapılan Zeytinli Rock Festivali, İlim Yayma Cemiyeti tarafından hedef gösterilmesinin ardından Burhaniye Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Yasağa gerekçe olarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru ve çevrenin korunması sebep gösterildi. Biletleri günler öncesinden satışa sunulan 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak olan festivalde 70 müzisyen ve grubun sahne alması planlanıyordu. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, etkinliği düzenleyecek olan Milyon Yapım Organizasyon Şirketi'nin başvurusuna verdiği yanıtta, güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunlarını gerekçe gösterirken, vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir ifadelerine yer verdi. Öte yandan 7 Ağustos'ta İlim Yayma Cemiyeti'nin Balıkesir Şubesi'ne ait olduğunu bilgilerine ekleyen bir Twitter hesabı, Zeytinli Rock Festivali'nin ahlakı bozduğu gerekçesiyle festivali istemediklerine dair bir açıklama paylaştı. Açıklamada gereğinin yapılmasını arz eden dernek, bu organizasyonun beldemizde yapılmasını istemiyoruz ifadelerini kullandı. Müzisyenler Zeytinli Rock Festivali'nin Burhaniye Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. Birçok sanatçı ve grubun resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarda müzik yasaklanamaz, festivalime dokunma ifadeleri yer aldı. Türkiye Komünist Partisi'nden de Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına ilişkin açıklama geldi. TKP'li müzik emekçileri imzalı açıklamada sahnede ve sahne arkasında emek verecek müzik emekçisi dostlarımıza yapılan bu gerici engellemeyi kabul etmiyoruz. Kararı alanlar bir taraftaysa biz TKP'li müzik emekçileri, gençler, sanatseverler olarak diğer taraftayız denildi. Hepsi çöplü, göz göze gülüşmeler. Bir helikoptere binilmek için yüzlerce kilometre yol gidebilirim. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'la kardeşi Haluk Bayraktar'a ait T3 Vakfı'nın organizasyonu Teknofest için kamu kaynakları seferber edilmeye devam ediyor. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Teknofest için 984 bin lira harcadı. 2004'te Türkiye'nin ilk güdüm sistemi, ilk robotik güdüm sistemi. Müdürlük 27 Temmuz'da açtığı Teknofest yarışması katılımcıları için yemek hizmeti alımı ihalesi için 1 milyon 134 bin lira yaklaşık maliyet hesabı çıkardı. İhalenin sonucunda İl Müdürlüğü ile Çelikoğlu Yemek Sanayi arasında imzalanan sözleşmenin bedeli ise kayıtlara 984 bin lira olarak geçti. Öte yandan Rize'de 2020-2021 üniversite kayıt döneminde ciddi barınma krizi yaşanmış, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne kayıt yaptıran onlarca öğrenci kalacak yer bulamamıştı. Öğrencilerin sesinin sosyal medyada yükselmesi üzerine çok sayıda öğrenci KYK Yeşilçay Yurt Müdürlüğü'nce 2 günlüğüne misafir edilmişti. Gemlik Gübre Fabrikası'nda zehirlenen 3 işçiden biri hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir gübre fabrikasında amonyak tankında çalışan işçilerden bazıları fenalaştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler ekibi de bölgeye geldi. Sağlık ekipleri kimyasal maddeden etkilenen Halil İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhammed Neyaman'ı Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşçilerden Muhammed Neyaman hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken ayının gülümseten hareketleri sosyal medyada gündem oldu. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakılırken kendisine gelmesinin ardından gözden kayboldu. Cari işlemler açığındaki artış hız kesmiyor. Yıllıklandırılmış açık 15 ayın zirvesine çıktı. Türkiye ekonomisi 8 aydır cari açık vermeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre cari işlemler açığı Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolara çıktı. 12 aylık cari işlemler açığı ise 32 milyar 667 milyon dolara yükselerek 15 ayın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Altın ve enerji hariç cari denge ise Haziran'da 4,29 milyar dolarlık fazla verdi. Abdülhamit Han sondaj gemisiyle inşallah yeni müjdelerin arefesindeyiz. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Mart ayında kendi gazını kullanmaya başlayabileceğini iddia etti. Gazı da hedefimiz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde inşallah karada yakmak. Denizde yaktık biliyorsunuz gazı gemilerin üstünde. Akkuyu'ya ilişkin de bilgi veren Dönmez, proje takviminde bir aksamaya müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, büyük projelerde sahada sıkıntılar olabilir, idari ve mali anlamda. Maalesef bu sorunlar aşılamadı, girişimlerimizi hala devam ettiriyoruz diye konuştu. Devletin parası kiraya gidiyor. Enerji Bakanlığı 2018-2020 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiralama ve satın alma maliyetlerini açıkladı. Veriler AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesinin kağıt üzerinde kaldığını ortaya koydu. Sayın Tutdere. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin soru önergesine verdiği yanıtta, bakanlığa bağlı birimlerin lojman, irtibat bürosu, idari ve hizmet binası olarak kullanmak üzere kiraladığı taşınmazlara 5 yılda 10 milyonlarca lira para döktüğü belirlendi. Buna göre 2018-22 döneminde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2 adet binası için 653.656 lira, TİH Genel Müdürlüğü'nün 2 adet binası için 807.191 lira, EPDK'nın 1 adet binası için 10.125.539 lira, BOTAŞ'ın 10 adet lojman ve irtibat bürosu için 2.273.000 lira kira ödemesi yapıldı. Yanıtta öte yandan Nükleer Düzenleme Kurumu'nun devraldığı binalar için harcanan para da paylaşıldı. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmaz ve üzerindeki binalar 165 milyon 22 bin lira, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait iki taşınmaz 3 milyon 298 bin lira bedelle devralınmıştır denildi. Çünkü ortada iktidar yok. 2022 Şirketlerin elinde tuttukları döviz iktidar başta olmak üzere ekonomi kamuoyunda gündemdeki yerini korurken son veriler döviz mevduatlarında hızlı artış yaşandığını gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre 5 Ağustos haftasında tüzel kişilerin döviz mevduatları 4,5 milyar dolar artışla 85,2 milyar dolara çıktı. Böylelikle haftalık değişim bazında rekor kırıldı.
Parite etkisinden arındırıldığında tüzel kişilerin döviz mevduatlarının da 4,3 milyar dolar arttığı izlendi. Toplam döviz mevduatlarında parite etkisi dışarıda bırakıldığında 3,8 milyar dolarlık artış olduğu izlendi. Döviz mevduatlarının büyüklüğü 5 Ağustos haftasında 249,4 milyar dolara çıktı. The Central Bank of Republic of Turkey. Ankara'dan İstanbul'a taşınma süreci başlayan Merkez Bankası'nda yaklaşık 100 kişinin istifa ettiği iddia edildi. Ataşehir'deki finans merkezine taşınması planlanan Merkez Bankası, inşaatın devam etmesinden dolayı geçici olarak başka bir binada hizmet verecek. Onlarca Merkez Bankası personelinin önünü görememek ve plansızlıktan dolayı çareyi istifa etmekte bulduğu söylenirken, taşınma işlemleri bitene kadar ücretli ücretsiz izin haklarını kullanmak isteyen personelin haklarının elinden alındığı belirtildi. Ankara'dan İstanbul'a taşınma işlemi sürecinde yaklaşık 100 kişinin istifa ettiği öğrenilirken, istifa edenlerin daha çok 3-4 yıllık personel olduğu, emekliliğine az kalanlarınsa mecburiyetten çalışmaya devam edeceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir kapalı toplantıda bulunanlara özel tüketim vergisini artırmayı düşündüklerini söyleyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı video kaydı sosyal medyada yayınlandı. Nebati, Kılıçdaroğlu'nun aksine ÖTV'yi artırmayı planladıklarını söyledi. ÖTV artırmışlarına gitsek dedik, bu genel başkan yanlış anlamış bizi, yanlış dinlemiş. ÖTV indirilecek dedi. ÖTV indirilecek deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya devam etsinler. Nasıl bunu bize yanlış dinlemiş? Mahmut biz kendi aramızda demedik mi? Ya şu ÖTV'yi artıralım da. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ÖTV indirimiyle ilgili yaptığı açıklamasında birkaç ay araç almayı ertelerseniz ikinci el araba parasına size sıfır araba aldıracağım diyerek iktidara geldiklerinde ÖTV indirimi yapacaklarını ve ilk kez araç sahibi olacaklardan ÖTV alınmayacağını söylemişti. Bugün ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz. Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasının ardından partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla taşıtlarda ÖTV oranlarının 3 katına kadar çıkabilme ya da ÖTV düzeyini sıfıra indirme kararı Erdoğan'a bağlanmıştı. Politika yapıcı kurumların uygulayacakları politikaları. Eski Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ve öngörülebilirliği artırmak. Holding'de globalleşme stratejileri ve mali işler başkanı olarak görev alacak olan Ağbal, aynı zamanda Aksa Enerji ve Aksa Elektrik şirketlerinin icra kurullarında da aktif görev yürütecek. Taşıtlar vergisi de. Şirkette yapılan açıklamada Sayın Naci Ağbal'ın Kazancı Holding ve Aksa Enerji Üretim AŞ'ye yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak katılması, hem global stratejimizin oluşturulmasında hem de güçlü mali yapımızın global stratejimize uygun biçimde şekillendirilmesinde bizlere büyük bir güç ve değer katacak denildi. Ve asgari ücretlinin gelirinin hiçbir şekilde. 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AKP'den Bayburt Milletvekili olarak siyasete giren Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müşavirliği, Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Merkez Bankası Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında. Ağbal'ın Merkez Başkanlığı görevinden Berat Albayrak döneminde yapılan yaklaşık 130 milyar dolarlık harcamayı araştırdığı ve faiz artırma kararı alması sonrasında görevden alındığı iddia edilmişti. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi görüşmesinin ardından Batı basınının Moskova-Ankara yakınlaşmasının endişe verici olduğuna dair değerlendirmelerine bir yenisi daha eklendi. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, değerli dostum, sizleri... 4 gün arayla ikinci analizini yayınlayan İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Erdoğan riskli bir oyun oynuyor, elindeki kartlara fazla güvenmemeli yorumunu yaptı. Enerjide gerek son bu... Karadeniz hattının tarımda... Yazıya göre Erdoğan'ın Putin'le yaptığı samimi görüşme Batı başkentlerini kaygılandırıyor. Çünkü NATO müttefikleri tam aksini yaparken Erdoğan Moskova'yla bağlarını güçlendiriyor. Ve bunu Rusya'nın yaptırımları bypass etmenin yollarını aradığı bir zamanda yapıyor. Burada da bir bu paket tedbirlerinin alındığı için sizlere teşekkür etmek istiyorum.
Erdoğan ve Putin'in Soçi'de tam olarak hangi konularda anlaşmaya vardıkları belli değil diyen gazete, ruble ile ödeme ve Mir kartı kullanımına ilişkin Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatıyor. Gazete, Erdoğan'ın Ukrayna istihbaratınca sızdırılan Rusya'nın bankacılık ve enerji alanlarında daha derin işbirliğine yönelik önerilerini kabul ettiğini de yazdı. Financial Times'a göre Erdoğan, kendi kötü yönetiminin sebep olduğu borç ve döviz krizinin ortasında önümüzdeki yıl yapılacak seçimleri kazanmak isterken Rusya'dan para girişini sağlamaya çalışıyor. Gazete, bir üst düzey yetkilinin Erdoğan'ın cuma günü sinyalini verdiği şeyleri yapması halinde batılı ülkelerin şirketlere ve bankalara Türkiye'den çekilme çağrısı yapabileceklerini söylediğini aktarıyor. Ancak Türkiye'nin jeopolitik olarak ve batılı işletmeler için çok önemli bir ülke olduğunu belirten gazete, Avrupa'nın da Ankara'nın 3,7 milyon mülteciyi kıtaya sürebileceğinin farkında olduğunu da dile getiriyor. Türkiye'ye yönelik ABD yaptırımlarının da ülke içinde tepki yaratarak Erdoğan tarafından istismar edilebileceği görüşünü ifade eden gazete, yine de bu yaptırımların Moskova ile işbirliğinin faydalarını etkisiz kılacak zararlar verebileceğini yazıyor. Financial Times'ın başyazısı şu sözlerle noktalanıyor. Erdoğan, jeopolitik pokerinde dikkatli olmalı, zira elindeki kartlara gereğinden fazla güveniyor olabilir. Ukrayna'da savaş sürerken Avrupa Birliği Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi yasağı getirilmesini tartışacak. Alman hükümet sözcüsü Stefan Hibischreit, Rusya vatandaşlarının Schengen vizesi almalarının yasaklanması önerisinin Avrupa Birliği'nin gündeminde olduğunu açıkladı. Nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu. Sözcü önerinin Avrupa Birliği'nde olduğu gibi Almanya'da da hükümet üyelerince tartışılacağını söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yaptığı açıklamada Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesini durdurmayı hayal bile edemediğini söyledi. Öte yandan Estonya, kendi makamları tarafından verilen Schengen vizesi olan Rusya vatandaşlarına giriş yasağı getirilen ilk ülke oldu. Estonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugüne kadar verilen vizelerin geçerli olacağı belirtildi. We're able to confirm that it was potentially an effort either. ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a yönelik suikast planlamakla suçlarken İran suçlamaya tepki gösterdi. ABD Adalet Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Shahram Pursafi adlı kişinin Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak John Bolton'a suikast planlamakla suçlandığını duyurdu. By a member of the Islamic Revolutionary Guard Corps. Bakanlık 45 yaşında bir Tahranlı olan ve Mehdi Rezai adıyla da bilinen Shahram Pursafi'nin suikast planıyla ilgili suçlamalar nedeniyle FBI tarafından arandığını bildirdi. ABD'nin iddiasına göre Pursafi, Bolton'ın ortadan kaldırılması için bir kişiye $300,000 teklif etti. İkinci bir iş diyerek de bir başka suikast için $1,000,000 ödeme sözü verdi. This is an especially appalling example of the government of Iran. İran'sa ABD'nin bu iddialarının temelsiz ve hayal ürünü olduğunu belirterek tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin kendi işlediği cinayetleri unutturmak ve sorumluluk almamak için hedef şaşırttığını söyleyerek, bu temelsiz suçlamalarla İran vatandaşlarına yönelik atılacak her adıma karşı ABD'yi uyarıyoruz, dedi. A series of loud explosions rocked a Russian airbase. Kırım'da Rusya'ya ait askeri hava üssünde meydana gelen patlamaların yarattığı hasar uydu fotoğraflarına yansıdı. ABD merkezli Planet Labs şirketinin servis ettiği uydu fotoğraflarında patlamalar sonrasında üstteki en az 8 uçağın imha olduğu ve büyük bir alanın yandığı görülüyor. Rusya, Kırım'daki Saki askeri havaalanında yaşanan ve bir kişinin ölümünü 14 kişinin yaralanmasına yol açan patlamaların nedeninin Ukrayna'nın saldırısı olmadığını açıklamış, üstteki birkaç havacılık cephanesinin infilak ettiğini bildirmişti. Ukrayna'da, Kırım'da herhangi bir saldırı üstlenmemişti. Küba ham petrol depolama tesisindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmalarına başlıyor. Cuma günü Matanzas kentindeki petrol depolama tesisine yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın 5 gün sonra salı günü kontrol altına alınmıştı.
Küba Başbakanı Manuel Marrero felaketin yaralarını sarmak için hasar tespit çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Marrero, şu anda yüzeyi soğutmak ve kayıp kişileri aramaya başlayabilmek için bölgede karadan ve havadan su dökülmeye devam ettiğini açıkladı. Yangında bir itfaiyecinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 14 itfaiyeci ise halen kayıp.